Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 5 Eylül 2020 günlerden cumartesi, saatlerimiz 03.20'yi gösteriyor. Öncelikle bütün arkadaşlarıma iyi tatiller dilerim. Hepinize güzel bir hafta sonu dilerim sevgili yarışseverler. Ve hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir hafta sonu dilerim. Umarım hafta sonunda hep birlikte şanslı kalemleri buluruz sevgili yarışseverler. Arkadaşlar 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gündüz yarışları Ankara'da koşulacak. 10 koşuluk güzel bir programla start alacak. Burada sırasıyla 1. ve 2. altılı ganyan analizlerimiz olacak. Ankara at yarışları analizimizin ardından yine akşam yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Yine burada da 1. ve 2. altılı ganyan analizlerimiz olacak ama öncelikle Ankara 1. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımdan ricam, özellikle kanalımıza abone değilseniz emeklerimin karşılığından sizlerden isteğim. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın büyümesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşınıza videolarımızı izletirseniz, kanalımıza abone olmalarını sağlarsanız hepinize minnettar kalırım sevgili yarışseverler diyerek ben 5 Eylül 2020 Cumartesi gündüz yarışları Ankara 1. altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Ankara'da 10 koşuluk program var arkadaşlar. 1. altılı ganyan programın 1. koşusuyla start alacak. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum pistte koşulacak. Şartlı 4 yarışı altılı ganyanın ilk ayağı. Arkadaşlar burada esasen çok beğenimi kazanan bir safkan var. 3 numaralı Gündüz Baba. Gerçekten çok etkili bir safkan. Zaten pedigrisinden de belli. Turbo Ayböke. Yani Özgün'e dayanan anne kanattı. Özgün özellikle 1200-1400 arasında çok dereceli bir safkandı. Yine tayları da hemen hemen öyle arkadaşlar. Ve bugün yine bu safkan bir turbonun temsilcisi. Özellikle koşmuş olduğu yarışlarda beğenimi kazanan, bugün Hişman Çizik'in de binmesiyle rakiplerinden bir adım önde gördüğüm safkan 3 numaralı Gündüz Baba'dır. Yine 1 numaralı Ağamsın koşmuş olduğu yarışlarda kalitesini ispat eden bir safkan. Bir Serdar Han temsilcisi. Bugün Saadettin Boyraz ziyaretinde 3 numaralı Gündüz Baba'ya ilk rakip olacak isimdir. Bugün ilk defa kuma çıkmasına rağmen ben güzel bir yarış sergileyeceğini düşündüğüm bir isim var. Sayın Mahmut Karakeçi'ye ait Kayızbert temsilcisi 2 numaralı Bozkara'da bu grupta etkili olabilecek bir isimdir. Ben Altıgan'ın ilk ayağını 3-1-2 şeklinde değerlendiriyorum sevgili yarışseverler diyerek 1. altının 2. ayağına geçiyorum. Altıgan'ın 2. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe çim pistte koşulacak Meydin yarışıyla devam edecek. Burada da öncelikli ismim, çok kaliteli bir safkan izlenimi verdi. Koşmuş olduğu çim yarışta bariyer dibinden etkili ataklarıyla beğenimi kazanan Kayızbert temsilcisi Haber Batur torunu 3 numaralı Orhun Kağan isimli safkan. Tuncay Bali İdaresi'nde çıktığı son yarışta beğenimi kazandı. Bugün yine Tuncay Bali İdaresi'nde piste çıkacak olan 3 numaralı Orhun Kağan bugün birinciliğe yakın görünen safkan. Yine 2 numaralı Memo Can'dır. Bu safkan da bariyer dibinden yaptığı etkili ataklarla dikkatimi çekti. Özellikle bugün Hişman Çizik arkadaşımız biniyor. Bu safkan da bugün dikkat diyelim, özellikle anne kanatlı Can Sülo'ya dayanıyor. Güzel, kaliteli bir pedigrisi var. 3 numaralı, 2 numaralı Memo Can'dır isimli safkanın. Yine 9 numaralı Malya Güzeli. Esasen startta kaldı son yarışı. Startta kalmasa çok etkili bir yarış koşacaktı. Özellikle çim yarışından bahsediyorum. Bir önceki koşuda çim yarışta çok etkili bir yarış çıkardı. Sonlarda çok etkiliydi. Bugün yine Akın Sözen arkadaşımız binecek 9 numaralı Malya Güzeli'ne.
Eğer starttan düzgün çıkış yaparsa ben 9 numara mal ve güzelinde bu grupta etkili olacağını düşünüyorum. Bugün 3. şanslı Safkan olarak öneriyorum. Yine bugün Ercan Çankaya idaresinde piste çıkacak 11 numaralı Seval Can isimli Safkan da bir Gelibolu temsilcisi, bir Bozdağ torunu olduğu unutulmamalı. Geniş oynayan arkadaşlarıma önereceğim isimdir 11 numaralı Seval Can isimli Safkan. Ve altılı gayen 3. hane geçiyorum. Arkadaşlar ama altılı ganyan analizimden sonra ufak altılı ganyan analizim olacak. Program sonunda ufak altılı ganyan analizimde dinlemeyi unutmayın. Sizler açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Altıgan 3. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe için piste koşulacak. Şartlı 5 yarışta devam edecek. Burada yine kalitesine güvendiğim bir isim 3 numaralı Serveyron. Son yarışında bariyer dibinde pustu. Rakibine son anlarda yarışı verdi. Bugün yine Samet Erkuş idaresinde piste çıkacak Mark Vellen'in tayı 3 numaralı Serveyron isimli Safkan'ı ben 1. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 2 numaralı Price kaliteli Safkan izlenimi veriyor. Son yarışında güzel bir dördüncülük yaptı sert grupta. Bugün Müslüm Çelik idaresinde 2 numaralı Price da bu grupta etkili olacak isimdir. Burada 5 Safkan koşuyor. 2 Safkan ekri olarak start alıyor arkadaşlar. Son yarışında yine Serveyron'u geçen 1 numaralı Serhoş Baba bugün Velat Demir idaresinde ekri koşma avantajı bulunuyor. Biliyorsunuz 5 numaralı Hızır'ın oğlu isimli Safkan'la ekri olarak piste çıkacak. Bugün 1 numaralı Serhoş Baba'yı 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine Özcan Yıldırım idaresinde piste çıkacak 4 numaralı Power Smile isimli Safkan'da 4. şanslı isim olarak öneriyorum. Burayı da hepsi şeklinde değerlendiriyorum. Ve altı tane 4. ayağı 3 kare yaşlı İngiliz safkanlarının 2400 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Arkadaşlar bu yarışta Bankobi isme yer vereceğim. Özellikle kalitesine inandığım hantal bir safkan, mesafe isteyen bir safkan. Özellikle Ahmet Çelik idaresinde çıktığı 2200 mesafeli yarışta bunu gördük. Sonlarda adeta yürüyerek kazanmıştı. Sayın Hale Ekmekçi Emre'ye ait Expansion'ın tayı 1 numaralı Aybars'ın ben mesafemde uzamasıyla bu rakiplerini usta jokeyi Ahmet Çelik idaresinde geçmesini bekliyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma altılı ganyanın 4. ayağında 1 numaralı Aybars isimli safkanı günün bankosu olarak veriyorum ilk altılılarda. Ve 1. altının 5. ayağı 4 kare yaşlı Arap safkanlarının 2200 mesafe Çin piste koşulacak handikap 14 yarışta devam edecek. Burada da 5 numaralı Er Meydanı. Evet arkadaşlar 5 numaralı Er Meydanı bir Membike yavrusudur. Bir turba temsilcisidir. Bugün Saadettin Boğrez idaresinde 61,5 kilo sikletine rağmen bu gruptan kaliteli bir isim olduğuna inanıyorum. Bugün 1. şanslı safkanım olacak. Yine 3 numaralı Arayekfi zaman zaman çok etkili yarışlar çıkarabiliyor. Son zamanların popüler aprantisi Ercan Çankaya idaresinde bugün 3 numaralı Arayekfi de bu grupta etkili olacak safkandır. Bu iki safkanın dışına çıkması durumunda yine 6 numaralı Sefire arkadaşlar bugün etkili bir yarış bekliyorum 6 numaralı Sefire'den. Özellikle Sefire arkadaşlar evet yarış hayatı bitecek. Yarış hayatının devamı için bir tabela yapması gerekir diyor. Özellikle son zamanlarda galoplarında da belli etmiş formda bir isim. Bugün Ali Kaçmaz idaresinde piste çıkacak 6 numaralı Sefire'yi de yine 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 7 numaralı Haralı zaman zaman etkili yarışlar yapabiliyor. Bugün Mücahit Bayır arkadaşımızı gördüm. Altaha temsilcisi 7 numaralı Haralı da bugün benim 4. şans vereceğim isim olacak. Yine burayı normal şartlarda 5-3-6-7 yeterli gibi duruyor. Ama geniş oynuyorsak, macera arıyorsak, sürpriz arıyorsak yine 1 numaralı Şeker Sultan, 2 numaralı Darius ve 4 numaralı Fırtına Elman isimli safkanları bu koşuda sırasıyla değerlendirebiliriz diyorum. Ve 1. altının son ayağına geçiyorum.
Altıgay'ın son eğer 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe çim piste koşulacak Maiden yarışıyla kapanacak. Burada da öncelikli ismim 10 numaralı Mavi Kalp gün tay temsilcisi. Özellikle koşmuş olduğu 2 yarışında da beğenimi kazandı arkadaşlar. Son yarışın Akın Sözen İdaresi'nde 1200 mesafede güzel bir ikincilik elde etti. Bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde benim birinci şanssız Afgan'ım 10 numaralı Mavi Kalp olacaktır. Yine 2 numaralı Baba Necdet. Özellikle son yarışında çok beğenim kazandı. Bugün üstüne Apprenti bir arkadaşımız binmiş. Nizamettin Demir arkadaşımız binmiş ama buna rağmen son yarışın tekrarlaması durumunda 2 numaralı Baba Necdet'in de bu grupta etkili olacağını düşünüyorum. İkinci şansı veriyorum 2 numaralı Baba Necdet'e. Yine 9 numaralı Hazinem Ahmetçilik dairesinde piste çıkacak Bercan'ın tayı. 9 numaralı Hazinem de bugün ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilmeli. Bu 3 safkanın dışına çıkarsa 4 numaralı Yarış Avcısı. Yine 5 numaralı Cinnah ve 8 numaralı Frank Girl isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilmesi gereken isimlerdir diyorum. Ve ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Ufak altılı Ganyan analizime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz, kanalımızı tavsiye ederseniz, videolarımızı izletirseniz kanalımız hızlı bir şekilde artacaktır arkadaşlar. Bu konuda bütün arkadaşlarımın duyarlı davranmasını önemli rica ediyorum. Altıgay'ın ilk ayağı 3 yaşlı Arapların 1300 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışıyla başlayacak. Burada yine ben 3 numaralı Gündüz Baba isimli safkanın bugün Hişman Çizik İdaresi'nde bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Ve ufak altılılarda Altıgay'ın ilk ayağını 3 numaralı Gündüz Baba'yı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altıgay'ın ikinci ayağı. Yaşlı Arapların 1200 mesafe çim piste koşulacak Maiden yarışında yine 3 numaralı Orhun Kağan ilk şanssız Afganım. Yine 2 numaralı Memo Candır ikinci şanssız Afganım. Yine 9 numaralı Malya Güzeli, 11 numara Seval Can ve bonus isim olarak da 4 numaralı Pınar Oğlum isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Sevgili yarışseverler diyerek Altıgay'ın 3. ayağına geçiyorum. Altıgay'ın 3. ayağı 2 yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe çim piste koşulacak şartlı 5 yarışta devam edecek. Burada da yine hepsi şeklinde değerlendireceğim arkadaşlar. 3 numara Serveyron, 2 numara Price, 1 numaralı Serhoş Baba ve 4 numaralı Power Smile. Biliyorsunuz 1 numara Serhoş Baba ile 5 numaralı Hızınoğlu burada ekürü olarak start alıyor. Ve Altıgay'ın 4. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2400 mesafe çim piste koşulacak şartlı 5 yarışında ben bu rakiplerinden üstün olduğunu, özellikle uzayan mesafede kaliteli olduğunu düşündüğüm bugün Ahmetçilik İdaresi'nde piste çıkacak 1 numaralı Aybars'ın bu rakiplerini bu mesafede geçmesini bekliyorum. Ve yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak 1 numaralı Aybars'ı öneriyorum. Ufak altılılarda ikinci bankomuz oldu. Sevgili yarışseverler ve Altıgay'ın 5. ayağı. Yukarı yaşlı Arapların 2200 mesafe çim piste koşulacak. Handikap 14 yarışıyla devam edecek. Burada da 5 numaralı Er Meydanı. Menkibe'nin tayı 5 numara Er Meydanı. Bugün Saattin Borez Dairesi'nde 1. şanssız safkanım olacak. Yine 3 numaralı Arayekfi. 6 numaralı Sefira. 7 numaralı Haralı. 1 numaralı Şeker Sultan, yine 2 numara Darülüz ve 4 numara Fırtına Elman şeklinde bu koşuyu değerlendiriyorum. Hatta 9 numaralı Kurşunoğlu'nda bu koşuda sizlere bonus isim olarak veriyorum. Ve 1. altının son ayağı 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe çim piste koşulacak Maiden yarışıyla kapanacak. Burada da 10 numaralı Mavi Kalp'i, 2 numaralı Baba Necdet'i ve 9 numaralı Hazinem isimli safkana yer vereceğim. Yine 4 numaralı Yarış Avcısı da deyip burayı 4 safkanla değerlendireceğim arkadaşlar. Umarım başarılı bir tahmin olmuştur. Bir de misli altılı Ganyan analizim olacak arkadaşlar. Misli altılı Ganyan analizimden sonra da piyasa tahmini vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Eğer vaktiniz varsa. Misli altılı Ganyan şu şekilde olacak arkadaşlar. İlk ayakta 3 numaralı Gündüz Baba tek. İkinci ayakta 3 numaralı Orhun Kağan tek. Üçüncü ayakta 3 numaralı Serveyron ve 2 numaralı Price şeklinde değerlendireceğim. Yine ondan sonraki ayakta 1 numaralı Aybars tek. Beşinci ayakta 5 numaralı Er Meydanı.
ve 3 numaralı Arayekfi şeklinde değerlendireceğim. Altıgay'ın son ayağında da 10 numaralı Mavi Kalp, 2 numaralı Baba Necdet ve 9 numaralı Hazinem şeklinde değerlendireceğim. Yedili Plas tahminlerim de şu şekilde olacak arkadaşlar. Yedili Plas'a biliyorsunuz programın 4. koşusuyla başlıyor. 3 yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2400 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 5 yarışında 1 numara Aybars'ı Yedili Plas'a günün banko ismi olarak vereceğim. Yedili Plas'ın ikinci ayağı 4 yukarı yaşlı Arapların 2200 mesafe çim pistte koşulacak handikap 14 yarışında şu şekilde bir analizim olacak. Yine 5 numaralı Er Meydanı, 3 numaralı Arayekfi, 6 numaralı Sepira ve 7 numara Harıl yazacağım. Yedili Plas'ın 3. ayağında da arkadaşlar. Evet. 10 numaralı Mavi Kalp, 2 numaralı Baba Necdet ve 9 numaralı Hazinem yeterli gibi görünüyor. Ve Yedili Plas'larımızın yine 4. ayağına geçiyoruz. Yedili Plas'larımızın 4. ayağında ben 2 numaralı High Pressure ilk öncelikli isim olarak sizlere öneriyorum. Hatta 2 numaralı High Pressure buraya yeterli gibi görünüyor. Yedili Plas'larımızın evet 5. ayağına geçiyoruz arkadaşlar. Burada da ben 2 numara Distin Shining, 5 numara Kuzey Kafkasyalı ve 6 numara Tancan Bey şeklinde değerlendiriyorum. Yedili Plas'larımızın 6. ayağında burada da 3 numara Mahzun Kralı Banko olarak veriyorum. Yedili Plas'larımızın son ayağı olan kapanış koşusunda da sevgili yarışseverler 8 numara Değirmen Altılı, 2 numaralı Dilber Ağam, 11 numaralı Küçük Topçu şeklinde de bu ayağı değerlendiriyorum. Çok büyük olmadı herhalde arkadaşlar. Normal bir Yedili Plas tahmini verdim. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir hafta sonu temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.